Beyin anevrizmasını teşhis ettik. Peki tedavisini nasıl yapalım? Beyin anevrizmasının tedavisi, anevrizmanın yerine cerrahi olarak ulaşılıp ulaşılamayacağına göre hastanın yaşına ve klinik durumuna göre belirlenir. Beyin anevrizmasına bağlı kanama geçirmiş, genel durumu iyi, ameliyatı kaldırabilecek bir sistemik vücut yapısına sahip olan hastalar, eğer anevrizmada cerrahi olarak ulaşılabilir bir yerdeyse açık ameliyatla ameliyat edilir. Anevrizma dediğimiz baloncuğun boynuna bir klips konur, o baloncuk dolaşımdan iptal edilir, bir daha kanaması önlenmiş olur. Bu ömür boyu kalıcı bir tedavidir. Ama bazen olur ki hastanın genel durumu çok kötüdür. Beyin kanamasına bağlı olarak şuuru kapalıdır, komadadır. Ameliyata kaldıramayacak sistemik bulguları vardır. Bazen kalp hastalığı olur, bazen vücudunda başka akciğerinde problemler olur. Bu ameliyata kaldıramayacak hasta grubunda ise yine ameliyatsız tedavi yöntemleri denilir. Bunlar nelerdir? Bir tanesi ve son dönemlerde sık kullanılan bir şey, anjiyo ile bir kateter vasıtasıyla kanal damar içerisinden ilerlenerek anevrizmaya ulaşılır. Bu anevrizmanın içerisine değişik maddelerle orayı dolaşımdan iptal edecek bir dolgu yapılır. Yine anevrizma cerrahisinin açık cerrahiyle ulaşımının zor olduğu yerlerde bu anjiyo ile anevrizmanın içerisinde doldurulup dolaşımdan iptal edilmesi yöntemini kullanmak ve tercih etmek durumunda kaldığımızda olmaktadır.